Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir borsa gününden selamlar. Bugün klasik olarak daha önce incelemiş olduğumuz Koza, Kozal ve İpek hisselerini tekrar bir değerlendirmede bulunmak için bir video hazırlayalım. Şimdi klasik olarak arkadaşlar biliyorsunuz Koza altın hissesinde teknik olarak bir 30-46 dip seviyesi oluşmuştu. Bu noktadan sonra da üst bölümde 33-78'lerde bir direnç bölgesi vardı. Bu direnç bölgesini yukarı kırması halinde teknik olarak tekrardan bir kanal düzeltme eğilim içerisine gireceğini ifade etmiştik. Daha öncekinde çizgiyle çekmiştik. Bunda direkt şöyle kanal çalışmasını şu şekilde yapalım. Şöyle bir periyotta arkadaşlar bir kanal çalışması yaptığını söyleyebiliriz. Düşen bir kanal içerisinde hareketini devam ettiren hisse fiyatlaması. Teknik açıdan şuradan da alabiliriz. Kanalı. Şöyle tam gelecek mi diye bakıyorum. Yok, oturmadı teknik olarak. Şöyle. Evet, şurası daha uygun. Düşen kanal içerisinde arkadaşlar tepki bölgesi olarak belirttiğimiz burada bir dip zemin oluşturma eğilim içerisine girmişti. Bu bölgeyi bugün gelen Muharrem İnce'nin çekilme kararı ile birlikte birçok endeks 30 hisselerinde yukarı doğru hızlı bir kaçışa şahit olduk. Teknik açıdan bu bölgenin yukarı doğru taşınıyor olması 30-46, 30-70, 33-78'lik bölgesi. Burada yaklaşık olarak zaten 3 lira 30 kuruşluk bir yatay kanal direncinin katlama hedefi oluşturdu. Bu da teknik olarak hisse fiyatını 3.30 yukarı çekecektir ki bu da yaklaşık olarak 37'li fiyatlara kadar bir kanal katlama hareketi izlememize sebep olabilir. Teknik açıdan hani basitçe çizimsel olarak görmek istersek şu bölgede hani klasik bizim bir çanak çalışması olduğunu farz ettiğimizde şöyle bir hareketle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Bu noktada hisse fiyatlamasının çanak üst seviyesi olarak işte 36.92, 37 hattına doğru gitme eğilimi gösterebileceğini net bir şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Teknik açıdan hacimlerinde son 2 tane 4 saatlik mumda ortalamanın üzerinde 6.4 milyonluk hacimin üzerinde 8 milyonlarda geldiğini görebiliyoruz. Bu da hisse fiyatlamasında yukarı doğru potansiyel olduğunu ve orta bandında doğru bir hareketlenmeye şahit olabileceğimize işaret ediyor. Teknik açıdan yine osilatörler anlamında baktığımızda RSI'nin 50 seviyesine doğru yaklaştığını, momentumun da aynı şekilde 50 seviyesine doğru geldiğini görüyoruz. 4 saatlikte bu periyotun yukarı doğru dönüyor olması oldukça güzel. Eğer aynı şekilde bölgesel olarak baktığımızda teknik olarak momentum ve RSI ve yanında 4 saatlik grafikte EMA55 turuncu çizgimiz üzerine atan bir harekete şahit olursak ki gördüğünüz gibi bu bölgede arkadaşlar EMA55 seviyesi de formasyon olarak gösterdiğimiz bölgeye yakın bir fiyatlamaya denk gelmiş 36-44 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada ise fiyatlaması eğer üzerine atıp da kalıcılık sağlayabilirse teknik açıdan tekrardan kanal direncine doğru hareketlerine şahit olabiliriz diye ifade edebiliriz. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi şartlar oluşursa ki bu şartlardan en önemlisi dediğimiz gibi EMA 55 seviyesinin üzerine çıkış, RSI 50, momentum 50 üzerindeki kapanışlar, seanslık kapanışlar görmemiz gerektiğini ifade edelim tekrardan. Daha sonrasında yukarı doğru hareketlerine hep birlikte şahit olabiliriz. Teknik açıdan baktığımızda aylık piyot değerinin de 41.18'de olduğunu görüyoruz. Hisse fiyatlamasının teknik açıdan bu sert düşüşün devamında gelen tepkiyi güçlendirerek yukarı doğru gitmesi için bariz olarak 34.1 olan aylık birinci destek seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamalı. Daha sonrasında üst bölgede bahsettiğimiz 36-76 üzerinde yoluna devam edebilirse aylık piyota doğru gitme eğilimi gösterebileceğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan şu an için beyaz ortalamamız yuvarlatılmış beyaz ortalama direnci var 35-78. Onu kırmaya çalıştığını şahit oluyoruz. Saatlik periyotta şöyle bir hareket alanına bakacak olursak arkadaşlar hemen şöyle diğer bizim SMMA dirençlerimizi açtığımızda
Üst bölgede arkadaşlar klasik olarak buradaki çanak eğilimi devamında 1.36.92 hedefi üzerinde atılırsa üst bölgede bir güçlü direnç bölgesi olarak 38, 39.78 ve 41.28, 41.38 bölgesinde bulunan blok ortalamaları var. Buraların üzerine geçip geçemeyeceği önemli olacak teknik açıdan. Yine bu bölgede bizim klasik olarak beyaz ve mavi ortalamamızın saatlikte birbirini kesiyor olması önemli bir değerlendirme sebebimiz olacaktır. Teknik olarak bu noktada 36.48, 36.92 bandı kritik direnç bölgesi. Bu bölgeye vurup tekrar onay için geri gelme ihtimali güçlü olabilir. Kontrollü şekilde bu bölgeyi takip etmek gerekir. Zira baktığımızda saatlik periyotta RSI'nin 70'li seviyelerine geldiğini, yani buralarda kar satışlarıyla karşılaşma ihtimaline karşı tedbirli olmakta fayda var. Baktığımızda şu an tabii bugünkü bu motivasyonla bu gazla yukarı doğru gitme eğilimi daha güçlü gibi gözükse de yarın için özellikle bir geri çekilmeyle bu alanda bir filama üretimi gerçekleşebilir. Teknik açıdan bir geri çekilmeyle birlikte işte momentum ve RSI'nin soğutulması sağlanabilir. Bu noktaları dikkat ederek takip etmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Evet, hemen Kozal hissesine gelelim. Kozal hissesi daha önce belirtmiş olduğumuz bir dikdörtgen formasyonu içerisinde hapsolmuştu. Aslında şurada baktığımızda bir solumuz, baş, bir sağımız çalışması yaptığını düşünüyorum ben. Yani klasik olarak aslında bir dip formasyonu var burada. Baya baya bir tobo çalışması yapmış. Tobo çalışmasının üst sınırı da ben biraz abartılı çizmişim şu bölgede. Şöyle yaptığımızda arkadaşlar teknik açıdan şöyle bir dikdörtgen içerisinde sıkışma alanı var. Beyaz ortalamamız 16.71 direncini kırıp üzerine atmış durumda. Teknik açıdan 17.40'lar üzerine atabilmesi önemli olacak. Şu bölgeyi eğer yukarı taşıyabilirse teknik açıdan bir tur daha yukarı bir dikdörtgen alanını üst bölüme taşıyacak anlamına gelir ki o da bize hedef olarak baktığımızda bizim Hull direncimize yaklaşık bir değer olan 18.80'lere doğru gitme şansını sunar. Teknik açıdan ise fiyatlaması dediğimiz gibi RSI ve momentumun saatlikte 50 üzerinde güçlü şekilde 70 bölgesine, aşırı alım bölgesine doğru gitmeye çalıştığını görüyoruz. Yine 4 saatlik periyotta baktığımızda ise hissenin karşısında 18.08'lik gibi aylık birinci destek bölgesinin altında kalan hisse fiyatlamasını tekrar bu bölgeyi direnç olarak görüp üzerine atıp atamayacağı önemli olacak. Aynı bölgenin bir tık üstünde de yine beyaz ortalamamız var arkadaşlar, 18.41. Eğer bu kırılabilirse aylık pivot değerine doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. Ama ilk etapta demin bahsettiğimiz gibi bir saatlik grafikte özellikle bu çanak katlama diyebileceğimiz motivasyon daha doğru bir hareket olacak. Yani beklenti içerisinde olunması gereken bölgenin ilk etapta bu dikdörtgen formasyonunun veya içindeki tobo görüntüsünün yukarı doğru taşınıp hedefi olan 18.93 fiyatlara gitmesi sağlanmalıdır diye ifade etmiş olalım arkadaşlar. Teknik açıdan görüntü bu şekilde. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.